Resmi temasları kapsamında Ankara'da bulunan ve önce Anıtkabir'i ziyaret eden İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Kristersson ve beraberindeki heyeti başkanlık divan salonunda kabul etti. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde FETÖ'cülerin hedef aldığı yerlerden birisi de Meclis binası oldu. Kristersson'a binanın bombalanan bölümünü gezdiren Şentop o gece yaşananlar hakkında bilgi verirken FETÖ'nün kirli yüzünü bir kez daha hatırlattı. İsveç Başbakanı saldırıların düzenlendiği alanlara karanfil bıraktı. 11 Eylül'de gerçekleşen seçimlerde başbakan seçilen Kristersson'u tebrik eden Şentop, yeni İsveç hükümetine başarılar diledi. Şentop Kristerson'un Türkiye-İsveç ilişkilerini geliştirme yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını, bu kararlılığın parlamentolar arası ilişkilere de yansıması temennisinde bulundu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları sonrasında parlamento başkanları olarak 7 Eylül'de çevrim içi üçlü bir görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlatan Şentop, 24 Ekim'de Zagreb'te Kırım Platformu 1. Parlamenter Zirvesi marjında İsveç Parlamento Başkanı Andreas Norlen ve Finlandiya Parlamentosu Birinci Başkan Vekili Antti Rinle ortak toplantı gerçekleştirdiklerini anlattı.